İçinde gerilme kuvveti geçen problemler öğrencilerin canını diğer tüm kuvvet problemlerinden daha çok sıkıyor. Bunun nedeni birazdan değineceğiz. Birkaç gerilme kuvveti sorusu çözeceğiz ve bu kuvvet etrafındaki sır perdesini aralayacağız. Böylece artık gerilmeleri daha kolay hesaplayabileceksiniz. Ve bu tür problemlerle karşılaştığınızda artık canınız sıkılmayacak. Ayrıca az sonra gerilme kuvvetlerine dair çoğu kişinin doğru bildiği yanlışlardan söz edeceğiz. Bu sayede aynı yanlışları sizin de tekrarlamanızın önüne geçmiş olacağız. Öncelikle gerilme nedir? Sorulabilecek ilk güzel soru bu. Gerilme nedir? Gerilme bir ipin, bir halatın, telin, sicimin veya ipe benzer herhangi bir nesnenin uyguladığı kuvvettir. Diyelim ki içinde peynirli kraker olan böyle bir kutuya bir ip bağlıyoruz. Şuradan bir ip bağlıyoruz ve kutuyu belli bir kuvvetle çekiyoruz. Kuvvet kutuya bu ip aracılığıyla iletildiğinden ipte bir gerilme kuvveti meydana geliyor. Aslına bakarsanız gerilme de herhangi bir kuvvet. Bu gerilmeye T1 diyorum çünkü birazdan başka ipler de ekleyeceğiz. Gerilme de diğer tüm kuvvetler gibi cisimlere etkiyen bir kuvvet. Dolayısıyla gerilmeyi de herhangi bir kuvvet gibi muamele etmemiz lazım. Tek farkı bu kuvvetin bir ip aracılığıyla iletiliyor olması. Peki bu ipin içinde ne oluyor? İpler genellikle birbiri üzerine örülmüş veya sarılmış liflerden oluşur. Dolayısıyla bu uçtan bir kuvvet uyguladığımızda, yani ipi bu ucundan çektiğimizde bu kuvvet tüm ipi kat ederek diğer uca kadar ulaşır ve kutuya etkir. Bu şöyle gerçekleşir. Bu uçtaki lifleri çektiğim zaman lifler birbiri üzerine örülmüş olduğundan birbirlerini çekerler. Bu lifler bunları, onlar da bunları çeker. Bunlardan bazıları önceki bir lifin devamı olabilir. Olsun, mantık değişmez. En öndeki liflere bir kuvvet uygulandığında o lifler bir arkalarındaki lifleri çeker. Onlar da arkalarındakileri derken kuvvet ta diğer uca kadar aktarılmış olur. Yani buraya bir çekme kuvveti uyguladığımızda bu uçta da bir çekme kuvveti oluşur. İpler oldukça faydalı araçlardır. Çünkü kuvveti büyük bir mesafeden aktarabilmemizi sağlarlar. Genellikle gerilme problemi şöyle olur. Bu kutu üzerine etkiyen bir gerilme kuvveti var demiştik. Bu kuvvet kutunun ivmelenmesini sağlıyor. Mesela kutunun ivmesi a0 olsun. Bizden şunu bulmamız isteniyor bu kutuyu A0 inmesiyle hareket ettirmek için gereken ip gerilmesi nedir? Ve birçok soruda olduğu gibi ipin kütlesiz olduğunu varsaymamız istenir. Biz de şöyle bir kalırız. Nasıl yani? Öncelikle bir ip nasıl kütlesiz olabilir ki? Daha sonra da kim neden kütlesiz bir ipe sahip olmak ister diye düşünürüz. Fizik problemlerinde ip kütlesinin ihmal edilmesinin nedeni genellikle şudur. İp'in kütlesiz olmadığını varsayalım. Ağır, kocaman bir ip olsun bu. Hani şu kalın halatlar vardır ya onlardan. Bu durumda bu uçtaki lifler sadece kutuyu değil, aradaki tüm o ip kütlesini de çekmek zorunda kalır. Kutuyla aralarındaki tüm bu kütleyi de çekmeleri gerekir. Diğer yandan buradaki lifler ip kütlesinin sadece yarısını çekmek zorunda. Yani ortadaki lifler ipin bu kadarlık kısmını çeker. O da ağar ama ipin tamamı değil. Tabi bir de kutuyu çekmeleri lazım. Dolayısıyla bu noktadaki gerilme daha düşük olur. Bu noktadaki lifler ise sadece kutuyu çekmek zorunda. Çünkü kutuyla aralarında hiç ip yok. Arkalarından sürüklemek zorunda oldukları bir ip kütlesi olmadığı için de buradaki gerilme buradaki gerilmeden daha düşüktür. Burada bir gerilme gradyanı oluşur. Yani ip üzerindeki gerilme kuvveti ip boyunca sabit değil, değişkendir. Bu uçtaki büyük gerilme kutuya yaklaştıkça küçülür. Bu da karmaşık bir durum yaratır. İnsanı çok uğraştırır. Şimdi size bir sır vereyim. Fizik problemlerinin çoğu bizi uğraştırmak istemez. İşte o yüzden ipin kütlesiz olduğunu varsayıyoruz. Aslında bunu derken ipin gerçekten kütlesiz olduğunu kastetmiyoruz. İpin kütlesinin ihmal edilebilecek kadar küçük olduğunu kastediyoruz kütlesinin kutunun kütlesi yanında çok çok küçük olduğunu farz ediyoruz. Dolayısıyla gerilme ip boyunca küçük değişiklikler gösterse de bu çok önemli olmuyor. Başka bir deyişle buradaki gerilme mesela 50 newtonsa buradaki gerilme 49,9998 newton gibi bir şey oluyor. Yani evet aralarında bir fark var. Bu taraftaki gerilme biraz daha büyük ama bu fark önemsenmeyecek kadar küçük. Söylediğiniz şey bu. E hadi problemi çözelim artık. Şundan bir kurtulalım. Hepsi gitsin. Soru şuydu. Bu kutuyu A0 ivmesiyle hareket ettirmek için gereken gerilme nedir? Bu tür problemleri çözerken serbest cisim diyagramlarına başvuruyoruz. Bunda da aynısını yapacağız. Cisme etkiyen kuvvetleri çiziyoruz. Bu yer çekimi kuvveti. Mg'ye eşit. Yer çekimi kuvveti çok havalı bir kuvvet. Kendine has bir formülü var. Değerleri yerine yazınca yer çekimi kuvvetini hemen bulabiliyoruz. Ve dünyaya yakın bir cismi etkileyen yer çekimi kuvveti daima aşağı yönlü. Kutu yerle temas halinde olduğu için bir de normal kuvvetimiz olacak. Çünkü zemin bir yüzey. Kutunun tabanı da bir yüzey. İki yüzey temas halinde olunca bir normal kuvvet oluşuyor. Tabii bir de gerilme kuvvetimiz var. İşte doğru bilinen ilk yanlış burada devreye giriyor. İnsanlar ipe şöyle bir bakıyor ve bunun bu tarafa bakan bir ok olduğuna kanaat getiriyorlar. Yani ipin kutuyu ittiğini düşünüyorlar. Öyle şey olmaz. İple bir şeyleri itemezsiniz. Bana inanmıyorsanız videoyu duraklatın. Bir şeye ip bağlayın ve o iple o şeyi itmeye çalışın. İpin büzüştüğünü ve cismi itemediğini fark edeceksiniz. Ama iple bir şeyleri gayet güzel çekebilirsiniz. Çünkü ipte oluşan bu gerilme bir çekme kuvvetidir. Gerilme bir çekme kuvvetidir. Çünkü ipi çektiğiniz zaman ip gerilir ve gergin bir iple bir şeyleri çekmek mümkündür. Normal kuvvetse bir itme kuvvetidir, değil mi? İki yüzeyin birbirine uyguladığı itme kuvvetidir. Yeryüzü kutuyu iter ki kutu yerin içine girmesin. Ama gerilme bir çekme kuvvetidir. Dolayısıyla bu kuvveti şöyle çizmem lazım. T1 gerilmesi serbest cisim diyagramında bu şekilde sağ bakan bir kuvvettir. T1 yazayım. İşte tüm kuvvetler bunlar. Burada sürtünme kuvveti de olabilirdi. Ama bu peynirli kraker fabrikası ürünlerini en verimli şekilde nakletmenin yolunu bulmuş diye düşünelim. Bu yüzden zemini sürtünmesiz yapmışlar. Bu fikir pek gerçekçi gelmediyse kutunun altına sürtünmeyi engelleyen bilyeli rulmanlar koyduklarını da varsayabiliriz. Ama şimdilik basit tutalım. İleride daha karmaşık örnekler yaparız. Şimdi basitten başlayalım. Evet, gerilmeyi nasıl bulacağız? Bence insanların gerilme kuvvetini sevmemesinin nedeni gerilmenin yer çekimi gibi değerli toplu bir formülünün olmaması. Şu yer çekimi kuvveti formülünün güzelliğine bakın sadece m çarpı g'den ibaret. Direkt hesaplanabiliyor. Çok güzel. Oysa gerilme kuvvetinin t eşittir ne bileyim mg'ye benzer bir şey tarzında bir formülü yok. Neredeyse tüm problemlerde gerilmeyi Newton'un ikinci yasasını kullanarak buluyoruz. Newton'un ikinci yasası diyor ki net kuvvet bölü kütle eşittir ivme. Bu yasayı sevmiyorsanız gerilme kuvvetini sevmemenizin nedeni de o olabilir. Çünkü gerilmeyi bu yasayı kullanarak hesaplıyoruz. Ne yazık ki gerilme kuvvetine has özel bir formül yok. Evet, ivme ne olur? Önce doğruyu tayin edelim. Hangi doğrultuyu kullanacağız? Düşey doğrultuyu mu, yatay doğrultuyu mu? Yatay doğrultuyu kullanacağız. Çünkü bulmak istediğimiz gerilme yatay doğrultuda. Yatay ivmemiz A0 değil mi? Bu net kuvvet bölü kütleye eşit olacak. Ve x doğrultusunda sadece tek bir kuvvetimiz var. O da gerilme kuvveti x doğrultusunda tek kuvvet t1 ve bu kuvvet sağ yönü olduğu için sağ yönü pozitif kabul ediyoruz. Bu pozitif t1. Zaten çok belli ama olsun. Pozitif olmasının nedeni sağ yönlü olması. E tabi bir de sağ yönü pozitif olarak kabul ediyoruz. Çok isterseniz sol yönünde pozitif kabul edebilirsiniz ama bu örnekte biraz abes kaçabilir. Bölü kütleyi de yazdık. Artık T1'i çekebiliriz. Biraz cebir bilgimize başvurursak T1 yani bu ilk ipteki gerilmeye eşittir. Kütle çarpı iple uyguladığımız kuvvetin kutuya kazandırdığı ivme yani A0. Buraya ivmeyi bir kuvvetmiş gibi çizmeyin. Sakın ha. Kimileri bunu yapıyor. Halbuki ivme bir kuvvet değil. İvme bir kuvvetin sonucu. Kendisi bir kuvvet değil. O yüzden ivmeyi buraya eklemeyin. Evet, gerilmeyi bulduk, fena gitmiyoruz. Ama bu muhtemelen karşılaşıp karşılaşabileceğiniz en basit gerilme kuvveti problemiydi. Biraz zorlaştıralım çünkü muhtemelen gerçekte bundan daha zor problemlerle karşılaşacaksınız. Şöyle zorlaştıralım. Diyelim ki başka biri de başka bir iple kutuyu bu tarafa çekiyor. Yani şimdi bir de T2 gerilmesi var. İnsanlar peynirli krakerleri paylaşamıyor. Nasıl bir açlıksa. Evet, Birileri de kutuyu bu yöne doğru çektiğinde ne değişir? Buradan çeken arkadaşı ikna edip kendi tarafıma çekiyorum diyelim. Karakterlerimi o adama kaptırmam. Sen bu ipi öyle bir kuvvetle çekeceksin ki kutunun ivmesi yine aynı olacak diyorum. Yani sol yönlü kuvvete rağmen ivmenin yine sağa doğru A0 olabilmesi için sağdaki ipe ne kadar kuvvet uygulamamız gerekiyorsa uygulayacağız. Bu durumda hesabımızda neler değişir? serbest cisim diyagramına bir kuvvet daha ekleyeceğiz. O kesin. Ve bu kuvvet de kutuyu iten bir kuvvet olamaz. Çünkü gerilme bir itme kuvveti değildir. Gerilme kuvveti sadece çekmeye yarar. Öyleyse bu ip kutuyu sola doğru çekiyor. Serbest cisim diyagramına T2'yi bu şekilde ekliyorum. Peki, denkleme nasıl yerleştireceğiz bu gerilmeyi? T2 sol yönlü olduğuna göre buraya eksi olarak yazıyoruz. Çünkü sol yönlü kuvvetleri negatif kabul ediyoruz. Şimdi yine cebir bilgimizi konuşturuyoruz. Her iki tarafı m ile çarpıp T2'yi karşı tarafa atınca T1 eşittir ma0 artı T2 sonucunu elde ediyoruz. Ve bu akla yatkın bir şey. Çünkü T1 artmalı ki karşı yöne gerilmeyi telafi edip kutuya yine A0 ivmesini kazandırabilsin. Yani T2 gerilmesini telafi edebilmek için T1'in artması şart. Ancak o zaman sağ yönü A0 ivmesini muhafaza edebilir. Şimdi işi biraz daha yokuşa sürelim. Diyelim ki bu peynirli krakerler yüzünden bir savaş çıkmak üzere. Çünkü başka birileri geliyor ve kutuyu bu tarafa doğru çekmeye çalışıyor. Bu gerilme kuvveti de T3 olsun. Gerilme bu kez açılı bir kuvvet. T3'ün yatayla yaptığı bu açı teta olsun. Şimdi ne değişir? T1'in yine A0 inmesinin sağlaması gerekiyor. Serbest cisim diyagramımıza sağ ve yukarı doğru olan T3 gerilmesini de ekleyelim. Evet, T3 gerilmemizi de gösterdik. T3, yatayla yaptığı açı da teta. Şimdi bu formüle T3'ün tüm bileşenlerini yazamayız. Çünkü bu formül sadece yatay doğrultu için. Dolayısıyla T3 gerilmesinin sadece yatay bileşenini almamız lazım. Yani bu bileşenini. Formüle sadece bu bileşeni ekleyeceğiz. Buna T3x diyelim. Formüle T3x'i ekleyeceğiz. T3y'nin ise bu formülde yeri yok. Çünkü T3y'nin yatay ivme üzerinde hiçbir etkisi yok. Sadece düşey ivmeye ve düşey olarak etkiyen kuvvetlere bir etkisi olabilir. T3Y. Peki, T3x'i nasıl bulacağız? Tabii ki trigonometriyle. Vektör bileşenlerini daima trigonometri kullanarak hesaplıyoruz. Yazalım kosinüs teta. Kosinüsü kullanıyoruz çünkü bu kenarı arıyoruz. Bakın T3x kenarı teta açısının komşusu. Teta açısıyla komşu olduğu için de kosinüsü kullanıyoruz. Çünkü kosinüs komşu bölü hipotenüs demek. Komşu kenarımız T3x. Hipotenüsümüz ise bu gerilmenin tamamı yani T3. Yani bu gerilme mesela 50 newton olsaydı ve yatayla 30 derece yapsaydı formüle 50 newtonun tamamını yazmayacaktık. 50 newton çarpı diyecektik. T3x'i çekersek T3x eşittir. Her iki tarafı T3 ile yani 50 newtonla çarpıyoruz. T3 yani gerilme kuvvetinin tamamı çarpı kosinüs teta olur teta açısı kaç derece artık. 30 derece ise kosinüs 30. İşte formüle yazacağımız ifade bu. Öyleyse Newton'un ikinci yasasına bunu ekleyelim. Tekrar ediyorum. Kuvvetin tamamını yazamayız. Çünkü gerilme kuvvetinin tamamı x doğrultusunda değil. Gerilme kuvveti bu düşey ve yatay bileşenlerden oluşuyor. Ve düşey bileşenin yatay doğrultudaki ivme üzerinde hiçbir etkisi yok. Yatay ivmeyi sadece yatay bileşen yani bu ifadenin değeri etkiliyor. Şimdi bu değeri formüle artı olarak ekleyeceğiz. Çünkü yatay bileşenin yönü sağ taraf. Artı T3 kosünüs teta. Yine T1'i çekmek için her iki tarafı M'le çarpıp her iki tarafa T2 ekliyor ve her iki taraftan T3 kos teta çıkarıyoruz. Ve cebirsel olarak böyle bir sonuç elde ediyoruz. Bu makul bir sonuç. Çünkü T gerilmesi artık az önceki kadar büyük olmak zorunda değil. Çünkü kutuyu sağa doğru çekmesine yardımcı olan bir kuvvet daha var. Kendisiyle birlikte kutuyu çeken bir kuvvet daha olduğu için T gerilmesinin önceki kadar büyük olmasına gerek yok. Bu terimin işareti o nedenle eksi olacak. Sisteme aynı yönde bir çekme kuvveti daha eklendiğinde T1 azalır. İşte gerilme kuvveti kavramsal olarak bu şekilde artıp azalıyor. Ve biz ek kuvvetlerle bu şekilde başa çıkıyoruz. Varsa sol yönü sürtünme kuvvetini de ekleyebiliriz. Tek yapmamız gereken sürtünme kuvvetini de bu kuvvetler arasına yazmak. Her kuvveti Newton'un ikinci yasasına ekliyoruz ve bulmak istediğimiz gerilmeyi cebirsel olarak hesaplıyoruz. Şöyle bir özetlersek, gerilmeyi Newton'un ikinci yasasını kullanarak çözüyoruz işareti dikkatli bir şekilde belirleyip cebirsel işlemler uygulayarak gerilme kuvvetini denklemden çekiyoruz. Bir de unutmayın gerilme kuvveti bir itme kuvveti değildir. Gerilme bir çekme kuvvetidir. Bir iple bir şeyleri çekebilirsiniz ama itemezsiniz. Ve bu problemde gerilme ipin her noktasında aynıydı. Çünkü hatırlayın bu ip ya kütlesizdir veya kütlesi kutunun kütlesi karşısında ihmal edilebilecek kadar küçüktür demiştik. O yüzden de gerilmedeki farklılıkları ihmal edebiliyorduk. Başka bir deyişle gerilme ipin her noktasında aynıydı. Bakın bu bir fark yaratır. Çünkü sorunun şu şekilde sorulduğunu varsayın. Bu kişinin aynı ivmeyi sağlamak için ipi ne kadarlık bir kuvvetle çekmesi gerekir? Şimdi eğer ip ağır bir ip olsaydı bu arkadaşın sadece bu koca kutuyu değil aynı zamanda ipin kütlesini de çekmesi gerekecekti. Ayrıca gerilme ipin her noktasında farklı olacaktı ki dürüst olmak gerekirse çoğu zaman böyle bir durumla uğraşmak istemeyiz. O yüzden ipin kütlesiz olduğunu varsaydık. Bu sayede bu kişi ipi hangi kuvvetle çekerse çeksin çünkü gerilme bir çekme kuvvetidir o kuvvet bu noktaya aynı şekilde aktarıldı. Mesela 50 Newton'la çektiyse ipin bu ucu da kutuyu 50 Newton'la çekmiş oldu.